Herkese selamlar. Bugün bu bölümümüzde Kingdoms Reborn oyunu denemek istedim. Ben de keyif alırsam size de keyif vermiş olurum. Umarım güzel bir şey çıkar. Hemen yeni bir oyun açalım. Tipimi ben böyle ayarlamıştım. Her ayarımı saklamış. Tamam, dünya hazır diyorum. O da hazır demiş zaten. Tamam, bir şey yapmaya gerek yok. Başlıyoruz. Umarım sıkıntı çıkartmaz. İlk kayıt aldığımda sıkıntı çıkartmıştım. Niye ise bilmiyorum. Tamam. Bir başlangıç bölgesi seçelim. Başla. Başlangıç kaynaklarını onaylayın. Kafama göre seçebiliyorum yani. Başlangıç para desteği 1800 küsür. Depolama alanı 12'ye 6. Belediye binasını hemen kuralım. Ben şöyle kurmak istiyorum. Bu yandaki küçük bölme depolama alanı galiba. En verimli şekilde nasıl kullanırım? Bence böyle güzel. Bak. Tamam. Bir başlangıç kartı seçin. İmkan değil de bir ticaret merkezini alır mıyım? Ticaret merkezini alsam kullanır mıyım? Bir düşüneyim. Mining bonus ver ya. Ticaret merkezini zaten kurabiliyorum. Bonus daha iyi. Ne bu? Altın madeni kartı satın al diyor. Tamam, bunu otomatik verdi. Evet, bana rehberlik etmeni istemiyorum. Paraları az çok gördük zaten. Bana görevim ver. 25 nüfus istiyor. Altın madeni. Şöyle kuracağım. Bir dakika, şöyle kursam. R'ye basıp bir şöyle çevirelim. Bunun kurulabiliyor olması lazım da. Altın madeniniz böyle dursun, çok uzak kalmasın şimdilik. Mining bonus. He, tamam. Bir biyom yolu seç. Biraz soğuktan korunun ya. Tamam. Ve şuradaki bütün her şeyi toparlayın abi. Şöyle. Kartlardan ne alalım? Mantar çiftliğini hemen almak istiyorum. Ama mantar çiftliği odun harcıyor. Boş ver. Domuz çiftliği al. Odun kömürü sanırım evlerde işe yarıyordu. Şu üçünü alayım ben. Hatta bunu da alamasını satayım. Hayvan gibi alışveriş yaptık. Çiftliği şöyle kurmak istiyordum. Evet, böyle gayet güzel. Av kulübesi. Avcı kulübesi ya da işte. Şöyle. Balıkçı aldım ama diyor. Doğru, şurayı satın almam gerekecek. Balıkçı hemen kuracağım abi bu sefer. Yiyecek sıkıntısı yaşıyorum çünkü bir yerden sonra patlıyor. Tamam. Şöyle. Odun kömürü. Bu da odun harcıyor. Şimdi kurmayacağım. Bir süre sonra hallederiz. Kış gelmeden. 25 nüfusa ulaş diyor. Hemen ev yapalım. Paramız varken. Yani. Şimdi şuraya şunu kursam, buraya bir tane daha kuramam. Ama şöyle gidebilirim. Arkalı önlü bir yolu olur. Bence olur. Bir tane daha kur. Bu sefer kötü başlattım şeyi ama olsun. Yapacak bir şey yok. Yani şurayı kullanabilirdim. Neyse, buraları da satın alırız. 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 Orayı da satın alırız zaten. Hadi bakalım. Bir gelişim gösterin. Sen kuruldun ve çalışanın var mı? Var. Güzel. 10 kişiymiş. 5 tane çocuk varmış. Hiç ev yokmuş. Ölür lan bunlar. Daha da hızlandıramıyor muyum? Hızlandırabiliyorum. Tamam. Uzayarım onu. Teasel. Teal. Tile. Teasel ne lan? Of. Ev çok uzak. Biliyorum kardeşim. Ama dayanacaksınız. Sana yol yapsam. Şöyle yol yapsam. Sonra bir de şöyle yol yapsam. Hiç ölçüp biçmedik ama olsun. Sonra size de bir yol yapsam. Mesela şuradan da bir iniş olsun. Olmamış. Tamam.
Şuradan şöyle gelsin. Buraları çok verimli bir şekilde kullanırız herhalde. Yani şöyle gel. Tamam. Yol yaptık, yolu kullanmıyorlar arkadaş. 53 Fahrenheit. 12 derece. Evden çok şey, ev çok uzak. E ne yapalım? Yani ne yapalım? Bana depolama alanı gerekecek galiba. Yapıyor musunuz evleri? Yapıyorsunuz. Tamam. Tamam, iyi bari. Şimdi kaydı rahat alabiliyorum. Basmıyor bu kadar. Ses beni bastırıyor mu lan acaba? Böyle yapalım. Kamera açısını değiştiremiyor muyum? Teknoloji ağacını göster. Hemen şöyle bir dış ticaret ve bey. Tamam, dış ticareti bir araştır. Buradan meyhane, oduncu kulübesi, balıkçı kulübesi, av kulübesi hepsi de var. Göçmen ofisi şart abi. Sonra altın madeni. Benim kurduğum ne? O da maden. Tamam. Meyve toplayıcı alalım. Ucuzmuş. Şimdi göçmen ofisini şöyle kurduk mu? Olacak mı? Dur, bir dakika. Şöyle kursak olmaz. Ama şöyle yapalım ya. Biraz dışlamış gibi olduk ama. Meyve toplayıcıyı hemen şöyle. Yiyecek içecek durumları odun kömürü üreticisi. Odun kömürü üreticisini şimdi dediğimiz gibi korumayacağım. Gerçi bayağı da odunumuz var ya. Batmayız ya herhalde. Dibe battım. Bu yolu otomatik koyuyor mu? Tam buranın yeriymiş var ya. Koy. Tamam. Buradan alır buraya koyar. Güzel güzel. Şuraya da kurabilirmişiz. Aç mısınız? Mekanları bitirin. Doyun. Yani ne yapabilirim? Mantar çiftliği kurdum mu? Kurmadım. Odun gerekiyor diye. Kuracağız mecbur. Yapımı bitiremiyorlar, bunları bitiremiyorlar. Lan yiyecekleri sattık, aç kaldık, değil mi? Miners geliştirme muhabbetini ne yap, nasıl yapıyorum? Depolar dolu diyor şimdi, anasını satayım. Kandırırcasına şuraya bir tane yapalım. Çok saçma oldu bu ya. Bu kadar dağınık olacağına şu alanı depolama alanı olarak kullanabilirim. Buraya da odun lazım. Deli gibi odun yiyoruz. Oğlum bir depolama alanı niye 24 odun ister ya? Düz zemin yap bitsin. Yalnız yapın dediğim hiçbir şeyi yapamadılar henüz. Evleri bitirmişler, göçmen ofislerini bitirmişler. Geliştiriyorsun. Yüksel taş imzalar şunu. Aslında taşımız gayet iyiymiş. Yükseltebiliriz de.
Neyiniz var? Abi siz niye bitmiyorsunuz ya? Ticaret diyelim, yiyecek alalım bari. Ne satabilirim? Bu ne? Altın cevheri. Altın satalım. 100 tane kaç? 80 tane ticaret yapabiliyormuşum. 50 tane altın sat. İlaç, odun, taş, deri. Oğlum yiyecek satmıyor lan bu. O zaman 80 tane altın sat. Tamam. Kış geldi. Kömürümüz var. Tamam. Ama ha, yiyecek de geldi. Güzel güzel. Az çok gelmiş. Ölmezler en azından. Yani umarım. Hemen altın madeni. Oduncu kulübesini yapalım abi. Şöyle oduncu kulübesi. Mesela şöyle kurdum mu baya bir alan. Daha biraz kapsıyor ama yapacak bir şey yok. Buna da devam. Şu an işçi yetmiyordur. O yüzden ev yapacağız. Çok dengesiz gitti be. Ki evde öyle koyalım. Bunun ayarını çekelim. Diyelim ki önce kes. Sonra dikeriz. Acilen kesmeniz lazım. Meyve vermeyen ağaçları kes. Güzel. Taşımız mı bitti? Yok, var. Taşıyorlar sadece. Tamam. Senin üretimini değiştiremiyoruz. Senin üretimin, bunu da değiştiremiyoruz. Burada normal itiz. İtiz olunca ne oluyor? Normal olunca ne oluyor? Keşke yazsaydı. Toplama işlemi iki kat daha uzun sürer ancak %30 daha fazla meyve verir. Ne anladım bu işten? 15 topluyorsa 5 dakikada atalım kapıdan. %30, 15'in %30'u 4,5 yapar. Hadi 20 de olsun toplamda. Ama 10 dakika sürecek. 10 dakikada 20 verecek. 5 dakikada 15 vereceğini. Gereksiz. Yine gıda sıfır. Oğlum şunları bir bitirin lan. Yatıyor musunuz anlamıyorum ya. Niye bitirmediniz oğlum burayı? Bunu niye bitirmediniz? Bunu niye bitirmediniz? Acaba biri bitmeden diğerine geçmemeli miyim? Tamam, evsizsiniz biliyorum. Sürekli bir açlık, sürekli bir açlık. Avcı kulübem yok mu oğlum? Var. Normal zehirli oklar. Bu ne işe yarıyor? Hayvanları 4x daha hızlı öldür ancak %50 düşüş elde et. Elde et. Bir anlamı yok ki. Yani burada verimlilik muhabbeti varmış. Ne diyor? Çok uzakta bu binanın verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için yakınlarda yeni bir depo inşa edilir. Ha, bak bunları böyle çözeriz. Onda sıkıntı yok. Eğer yakınlarına şöyle depolar kurup halledebileceksek ben kurarım abi. Alın size iki tarafa da. Hatta şöyle bir depo sonra yani verimli çalışacaksanız senin yanına bunu yapmamışlar bile. Bitenlerin yerine yapabiliriz. Tamam, şimdilik kalsın o zaman. Devam. Önce şunlar bir tamamlansa seviye atlayacağız. Her şeyin yanına depolama alanı kurarsak sıkıntı. Enteresan.
8. Kötü. Oğlum ne yemek sorunu yaşadık ya. Ya bir bitirseler seni. Tablet. Üretkenlik kitabı, sumuluk kitabı, sürdürülebilirlik kitabı. Ne bu? Hı. İnkamda sıkıntımız yok. Masrafları düşürmesine ihtiyacım yok. Ama üretkenliği artırmak isterim. Yamyamlık mı? Tamam, bunun yanına da abi depolama alanı inşa et. Başlayacağım sizin şeylerinize. Başka evden çok uzak diyen var mı? Sıkayım kafasına. Hepsini iç içe kurduktan sonra ne anlamı var oğlum? Sen de diyor musun öyle bir şey? Demiyorsun. Şu yemek olayı bir türlü yükselmedi ya. Sezon başına 56-28. Bekleyen azami 5 kart olabilir. Ha tamam. Asiktir, sıfırladım hepsini. Göçmen ofisi, taş ocağı, mantar çiftliği, av kulübesi. Av kulübesini artıracağım abi. Bunlar açlıktan ölecek yoksa. Mesela şöyle bir av kulübesini bir daha kuralım. Mesela şöyle. Gelirse bir tane daha alırız. Mesela burada ne var? Domuz çiftliği, mantar, göçmen, av kulübesi. Tamam. Yapın abi bunları. Hepsi bir avlansın bakalım. Üçünü aynı yere kurmak mantıklı mı bilmiyorum da depo alanı var hiç olmazsa. Buradaki ağaçları da kesmemişsiniz. Gözümden kaçmadı bu arada. İşçi yok. Niye yok? Sıra buna gelmemiş. Yüksek yoğunluk. Güçlü yuvaları dolduğunda %30 üretim bonusu. Bu neymiş? Mantar çiftliği. Ver abi buna. Tamam. Bu bonusu bir satasın. Kesinize ağzını göster. Bira fabrikası. Bira fabrikası. Ne bu? Tamam. Ticaret merkezini alalım. Gerekçik. Gerekçik. Seni şöyle bir yere kuralım abi. Bu ne? Ticaret limanı. O da olur. Sanki çok ticaret yapabilecekmişiz gibi. Oğlum, onu kuramıyor mu? Ha, ters mi yaptık? Yok. Benim ticaret limanını kurabilecek bir alanım yok ki. Bu açıdan hele hiç yapamam. Sıçtık, boş yere aldım. Neyse, imkanımız güzel. Hallederiz. Yani baksana. Şu suya denk gelecek. Yok, şöyle denk gelecek yazmıyor. Sanki. Ayarlarız onu ya, sıkıldım. Odun kömürü yerimiz vardı galiba. Meyhanemiz yok. Meyhaneye para yatırabiliriz aslında. 11 kişi, niye 11 kişiyiz lan biz? İşçi yok çünkü göçmen ofisinde falan. Sanırım yanlış oynuyorum ben oyunu. Halledeceğiz ama. Böyle üzerine geldiğinde açıklama yazsan da ben de anlasam.
Bayağı altınımız birikti bu arada. Sadece taş kaynak falan kaynak. Bu bina kapasitesi dolu. Dedi güzeldi. Ben buradan işçiyi yükseltip düşürebiliyor musun? Tamam. Ticaret. Şimdi ben sana altın vereceğim. 80 tane. Başka da bir şey veremiyorum zaten. Limitimiz bu kadar. Ticaret. Ben buradaki sayıyı düşürsem çok bir taşa ihtiyacımız oluyor mu? Oluyor aslında. Ama şöyle bir tık düşürelim. Çalışan gitsin başka bir yere. Buranın hiç çalışanı yok zaten. Buranın nereymiş? Göçmen ofisi. Tamam, bir kişi çalışıyor, çalışsın. Başka. Burada iki kişi çalışıyor. Mantar çiftliği. Sen de çalışma. Teke düş. Sen de teke düş. Çünkü yiyecek gelmiş. Ayarlarız sonra onları. Bu ne? Av kulübesi. Birer kişi çalışsanız mı acaba? Çalışın mı? Tamam. Bu ne? Oduncu kulübesi. Siz çalışın. Diğer boş, hiç çalışmayan bir yer var mı? Artık yok gibi. Depolamayı yönet. Ha bak, bu güzelmiş. Buraya hiçbir şey depolamıyorsun abi. Hepsini yasakla. Sadece oradan balık mı çıkıyor? Tuna, balık. Kapat. Şimdi sen ne üretiyorsun onu bilmem lazım da başta. Şimdilik onlar şey olsun. İşçiler. Burada hiç işçi yok. Buraya işçi ayırmam lazım. Şimdi şu depolama alanı yönet. Burada da hiç işçi yokmuştu. Depolama alanlarına da mı işçi gerekiyormuş? Anasını satayım. Biz çok hızlı büyüdüğümüz için ayva yiyoruz şu an. Burası mantar bölgesi abi. Ve al. Al eti yani, buraya depolanacak. Av eti. Tamam. Domuz çiftliği de burada. Domuz eti. Sonra burası ne? Meyve. Meyveler de buraya toplansın madem öyle. Gerçi meyve bölümünün depolamaya yakın olmasına gerek var mı? Yok. Öyle bir şey yazmıyor. Ha, bunlarda sıkıntı yok. Ama bizim sayımızın yükselmesi şart. Bunu artıracak insan gelsin. Oğlum ev çok uzak. La şunu bir bitirin ya. Şunu bitirmişler, tamam. Bunu niye çalıştıramıyorsunuz? İşçisi yok. Ve evden çok uzak diyor. Gerek yok ki eve. Hallettik oğlum bunu. Bunu bitirmemişler ayrıca. Sinir oldum. Abi şunu bir bitirin. Lan hiç bilmeden oynamak ne kadar kötüymüş ya. Vahşi karda dönüştürüldü. Kapat. Kapat. Şimdi 14 kişi olmuşuz. Tamam, yavaş yavaş düzeliyor olması lazım. Vahşi kart ne demek? Ha. Ya ben bunların hepsini yapıyorum şimdi. Zaten bir sıkıntı yok. Zaten işçi sıkıntısı yaşıyoruz. Hiç gerek yok. Ama meyhane yapabiliyorsam yaparım abi. Burada bu da işçi gerektirecek gerçi ama. Ben ev yapmaya devam edeyim. Başka türlü insan gelmeyecek. 10 odun lazımmış. Ayva yedik.
%10 verimlilikmiş. Ver anasını satayım. Üretkenlik kitabı, iş mutluluğu, 15 verimlilik, utumluluk kitabı, bakım asıl. Şunu al. Ya ben bunları kullanamıyorum henüz. Nasıl kullanacağımı da bilmiyorum. Şimdi mesela buna tıkladım. Bunu buraya yerleştir. He tamam. Oldu şimdi. Tutku. Tamam abi. Odunu bir halledin. Sen ticaret. Senle bir ticaret yapalım. Bana odun versen, neyse odun çoğalacak birazdan, ben altın satayım. Zaten boşuna altın yerinde değiliz. 60 ticaret, güzel. Yiyeceğimiz 25, hala yiyeceği düzeltemedik. İstatistik kurumu mu? Şehir istatistiklerini göster, olur. Ama odunumuz yok, bir dakika. Yamyamlık. Bu yamyamlık ne işime yarayabilir? Şuraya bir gel. Yamyamlık buraya dinmiş. Yamyamlığı nereye koyuyorum? Town slot. Tamam. Şu town'dır. Bunu koy. Tamam. Güzel. Başka ne tarifimiz var? Mining. Mining olarak o zaman bunu nereye koyuyormuşum? Town slot. Tamam, town slot. Yamyamla çıkart abi o zaman. Şunu al. Tamam. Daha güzel. Şurayı yaptınız mı abi? Abi burayı kim yapacak Allah aşkına? Ben mi geleyim yapayım? Ne yapayım? Yani söyleyin. Yapın abi şunu. Bak odun bile getirmemiş orası çocuk. Onları, çocukların büyümesini mi bekleyelim oğlum şimdi iş yaptırmak için size? Yiyecek biraz idare eder mi? Burayı da bitirmiyorlar abi. Şimdi işçi olarak, işçi sınıfı olarak ayarlamak diye bir şey mi var abi? Yok. O zaman şöyle yapalım. Toplamayı iptal et tümü. Mesela şu. Mesela burayı toplanacak yapıyor. Hep buraya gidiyor herkes. Sanırım. Şimdi şöyle bir alanı ben topla demişim ve iptal et. Şurayı iptal et abi. Şurayı da toplama. Orası bizim değil çünkü. Biraz sıkıntılı bir kontrol mekanizması var orada. Mesela şurayı da toplama abi. Siz orayla uğraşacağınıza ilk önce bu emri verdik çünkü. Gidin orayı yapın. Oraları yapın, bir kurtarın bizi ya. Yeter ya. Hadi seniz o oğlum. Tamam, ben çok hızlı geliştirmiş olabilirim. O ayrı mesele. Bu ne? Çalışan 15. İşçi 0. İnşaatçı 0. İnşaatçı ayır abi bize. Küfür ederim yoksa. Tamam, 3 tane inşaatçı ayrılmak. Mesela şunu şu an öğrendim. Çünkü onu hiç bilmiyorum. Sonra ayarlarız onu. Bak bunu yeni gördüm. Arayüzü gerçekten bazı noktalarda sıkıntılı bence. Ticaret hakkımız gelmiş. Bir altın daha satalım. Her şeyimiz toparlıyor kendini. Tamam. Ne alabiliriz? Ticaret merkezi, ticaret merkezi, balıkçı kulübesi, meyhane. Meyhanemiz yapıldı mı acaba? Neyse. Geç. Yiyecek durumumuz ne abi? Ne eti bu? Av eti. Bu da. Domuz çiftliği, mantar çiftliği. Başka çiftlik yok mu ya? Geç. Taş ocağı gerekecek bize. Sonra av kulübeleri bayağı fazla. Oduncuyu yükseltebiliriz. Al. Taş ocağı ayrıymış. Bak ben ilk altın madenini kurmuşum. Tamam. Taş alet. Bak, taş aletler şimdi lazım olacak. Onaylar. Taş aletin var mıydı lan yoksa? Oğlum taş aletin vardı deme lan.
Şu taş alet mi abi? Ticaret merkeziymiş. Oh. Tamam. Taş alet ocağının şeyini kurabiliriz ama taş aletleri şu an kullanıyor muyuz? Kullanacağız. Az önce kullandım. Lazım oluyor. Yani bunları koyunca mutsuz oluyorlar. Taş aletler bayağı uzakta olacak. Olur. Şöyle kurarım ben. Ne olacak ki? Bak buradakiler hiç mis gibi. Hiç şikayetçi olmuyorlar. Şöyle diğer taraftan da kurabilirim. Neyse. Tamam, sorunlarımızı az çok çözdük. Bir sıkıntı yok gibi. Sayımız artıyor. Bu bölümlük bu kadar olsun. Ben oyunu sevdim. Yani arayüz kullanımı biraz gıcık olsa da mesela şu yazının şuralara sıkışmış olması, görünmüyor olması falan saçma. Yani. Onun dışında pek bir sıkıntısı yok oyunun. Zevkli yani. Seriyi devam ettiririm diye düşünüyorum. Kendinize güzel bakın. Görüşmek üzere.